Ya teşvikten vergi alınır mı? Ama sadece çiftçiden alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Diğerlerine milyarlarca lira teşvik veriyorlar. Beş kuruş bile yok. Beş kuruş. Beş kuruş bile kesilmiyor. Ama çiftçi olunca bu sesini ağzından al lokmayı. Nasıl olsa sesi çıkmaz diyor. Sizin buna isyan etmeniz lazım. Bu yanlıştır demeniz lazım. Bizim batırana biz oy vermeyeceğiz demeniz lazım. Ben sizin hakkınızı savunurum sonuna kadar. Sizin hakkınızı bana oy verin diye değil. Adalet için savunuyorum sizin hakkınızı. Adalet. Adalet olması lazım. Size verilmiyor. Kime veriliyor? Tefecilere veriliyor. Bakın. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. En yüksek faizle. Ya dolar gelecek yüksek faiz. Borç para istiyorsun yüksek faiz. Bir anlamda Türkiye ekonomide bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Ekonomide bağımsızlığını kaybetmiş durumda. Tefecilere ödenen faiz 2020 yılında sadece 2020 yılında 134 milyar lira. Eski parayla 134 katrilyon lira faiz ödendi bir avuç tefeciye. Size ne verildi? Hakkınız olan bile zamanında verilmedi. Hakkınız olan. Onu bile zamanda verin, vermediler. Ama bunların paralarını tıkır tıkır her ay tıkır tıkır öderler. Bu doğru değil. Böyle bir ekonomi politikası olmaz. Yazıktır, günahdır bu memlekete. Yazıktır, günahdır bu ülkeye. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bir arkadaşım söyledi, burada sağ sol yok. Bu bir memleket meselesidir arkadaşlar. Bu işin sağ solu yoktur. Dünyanın en pahalı mazotunu Türk çiftçisi kullanıyor. Evet. Yata bedava. Çok düşük fiyatla veriyorsun yata. E yatta ne olacak? E, adam tur atacak, kesecek, keyfine bakacak. Elinde biski koy koy gezecek, bütün dünyayı eğlenecek arkadaşlarıyla beraber. Mazot ona çok düşük. Ötevesi yok, kadevesi yok. E çiftçi tarla mazotuyla mazotunu alacak, traktörüyle dünyayı mı gezecek Allah aşkına? Traktörüne binecek, tarlaya gidecek bu adam. Dünyanın en pahalı mazotunu veriyorsun. Efendim mazot desteği onu da zamanda ödemiyorsun. Bir ara ne diyorlardı? Hiç meraktanmayın. Deponun yarısı sizden yarısı bizden. Deme mi? Dediler. Nerede bu deponun yarısı? Ha nerede bu deponun yarısı? Saraylara taşınanlar bunu bilmezler. Saraylara taşınanlar. 128 milyar doları sattılar. Kime sattıkları belli değil. 128 milyar dolar ya 128 milyar doları çiftçiye verselerdi bırak Türkiye'yi bırak Avrupa'yı dünyayı doyururdu ya. Nereye gitti bu para? Kimse bilmiyor. Mevcut hükümet kime çalışıyor? Size çalışmadığına göre kime çalışıyor? Örnek vereceğim. Çok somut, çok açık örnek vereceğim. Buğday. Bizim çiftçiden kaça aldılar ekmeklik buğdayı? 1650. Dışarıdan kaça ithal ettiler? 1800. Kime çalışıyor? 1650 verdiğine mi 1800 verdiğine mi çalışıyor? Makarnalık buğday. 1800 bizim çiftçiden alıyorsun. Dışarıdan 2450 liraya alıyorsun. Bu hükümet kime çalışıyor? Dışarıdaki çiftçiye çalışıyor. Size değil. Mısır 1325 liradan aldılar. Dışarıdan 2000 liraya alıyorlar. Kime çalışıyor? Onlara çalışıyor. Arpa 1275 liradan aldılar. Dışarıdan 1989 liradan alıyorlar. Kime çalışıyor bu hükümet? Her şeyi ithal edeceğiz. Ya niye her şeyi ithal ediyorsun kardeşim? Dışarıda daha ucuz. Daha ucuz değil, daha pahalı. Dışarıya bağımlı hale getirdiler bizim tarımımızı. Bu sadece böyle değil. İthalat arpadan tutun mercimeğe kadar. Ya bizim Yozgat'ın kokulu mercimeği bir dünya markası, dünya markası. Onu bile yok ettiler ya. Dışarıdan mercimek getiriyorlar. Canlı hayvan getiriyorlar. Et getiriyorlar. Neden? Sizinle rekabet etmek için. Efendim fiyat artar fiyatı düşüreceğiz. Sen faizi düşür kardeşim. Doları düşür. İlacı üret bana ver tamam eyvallah. Gübreyi üret bana ucuz ver. E ben de ucuz üretirim. Ürenin fiyatı, da fiyatı bunların hepsini biliyorum. Bir zam yağmuru var. Önümüzdeki sene ne olacak? Yani 2021'de 21'de ne olacak? Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Kendi çiftçisini değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara derim arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Gayrimillidir yani. Çiftçi üretecek. E elbette üretecek çiftçi. Kazanacak elbette kazanacak. Zararına nasıl çalışsın çiftçi? Zararına nasıl üretsin çiftçi? Ya benim bildiğim çiftçi eskiden sonbaharda düğünler dernekler yapardı. Esnaf kazanırdı. Siz kazanmadığınız için esnaf da batıyor. Bakın siz kazanırsanız bu bir zincirdir. Köylü kazanır, esnaf kazanır, memur kazanır. Herkes kazanır. Herkesin kazandığı bir ekonomik sistemden herkesin battığı ama bir avuç kişinin kazandığı bir sisteme geçtik. Enflasyon mutfaklarda yangın var. Efendim tarlada bilmem kaç lira getiriyoruz markete kaç lira. Esnafı tehdit ediyor bu sefer. Herkesi terörist ilan etmeye başladılar. Esnafın ne günahı var ya? Ne günahı var esnafın? Üzerine makul bir kar koyuyor satıyor zaten. Sen aracıları kaldırıyor musun? Sen çiftçiye destek veriyor musun? Üretene destek veriyor musun? Alın terine destek veriyor musun? Bunlar yok değerli arkadaşlarım. Buradan hükümete sesleniyorum. Bir arkadaşımız da ifade etti. Hükümet çiftçiyi yanında görmek istiyorsa bir sefer bu faizleri silecek. Ne faizi ya? 210 milyar lira zaten çiftçinin alacağı var senden. 210 milyar. Faizleri götür 210 milyar lira alacağı mahsup et. Asın, Hacizler, hacizleri durdurmak lazım. Zaten yaralı, zaten batmış vaziyette. Bir de haciz memurlarıyla mı uğraşsın? Değerli arkadaşlarım, son sözlerim. Bir, önce Allah'a güveneceksiniz. İki, sonra kendinize güveneceksiniz. Üç, en sonunda da bize güveneceksiniz. Ben halkın çıkarlarını savunurum. Halk, çiftçi, esnaf, herkesin çıkarlarını savunurum. Kendinize güvenmeyi ihmal etmeyin. Siz çok büyük bir güçsünüz. Çok büyük bir güçsünüz. Yeter ki bir araya gelin. Yeter ki sesinizi çıkarın. Yeter ki deyin ki bizi perişan edeni biz de sandıkta perişan edeceğiz. Bunu söyleyin. Ben elimden geleni yaparım. Bakın bir arkadaşımız ön, ön sırada oturuyor. Ömer Fethi Gürer. Tarladan çıkmıyor. Hiçbir tarladan çıkmıyor. Günün 24 saati çalışıyor. Her türlü bilgiyi anında alıyoruz. Her türlü sorunu anında alıyoruz. Siz üretmezseniz biz aç kalırız arkadaşlar. Hadi bugün ithal ettik. Hadi yarın ithal ettik. Hadi öbür gün ithal ettik. Sonra para bitecek. Nasıl ithal edeceğiz? Sonra bizim toprağımız varken neden yabancıdan? Bizim çiftçimiz varken neden yabancıdan? Bir örnek veriyorum çok sık. O örneği verip bitireyim. Hollanda, Avrupa'da. Hollanda bizim Konya'dan küçük toprak olarak. Konya'dan küçük bir devlet. Saygın bir devlet. Yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. İhracatı diyorum bakın 185 milyar dolar. Konya'dan küçük bir devlet 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Peki biz 18 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyoruz. İthal ettiğimizde aşağı yukarı 18-20 milyar dolar tarımda eksideyiz. Niçin? Devlet bir ülke ilimle yönetilir, adaletle yönetilir, ahlakla yönetilir, erdemle yönetilir. Hesap vererek yönetilir. İlimle yönetilmeyen bir ülke zulümle yönetilir. Zulmün ise size faydası yoktur, bize faydası yoktur, memlekete faydası yoktur. Bir insanı aç bırakmak, bir insanı çaresiz bırakmak en büyük zulümdür arkadaşlar. Aç ve çaresiz bırakmak. Bakın bunun partilisi, parti, A partisi, B partisi yoktur yani. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa hepimizin derdi olmak zorundadır. Biz madem ki tasada ve kıvançla beraber olacağız. Madem ki bayrağımız ve vatanımızın vatanımızda bağımsız, yürü ve özgürce yaşamak istiyorsak herkesin karnını doyması lazım. Herkesin karnını doyduğu bir ülkede huzur vardır, bereket vardır, adalet vardır. Biz huzuru istiyoruz, adaleti istiyoruz ve bereketi istiyoruz. Nasıl? Sizlerden istiyoruz. Sizler yarın sandığa gittiğinizde vicdanınızın sesini dinleyin. Adalet mi? Hak mı? Hukuk mu? Ne olması lazım? Bu olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa vermek demektir. Hepiniz vergi ödüyorsunuz ya. Size hesabını veren oldu mu? Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Ben vergimi ödüyorum. Nereye ödedin sen bu parayı? Nereye gitti bu para? Kanun diyor yüzde birini ödeyeceksin en az. Vermiyorsun. Nereye gidiyor bu para? Efendim hepinize enişten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Atsa umutsuzluğa kapılmayın. Asla asla. Her şeyi değiştireceğiz. Bu ülkeye bu ülkeyi cennet gibi yapmak hepimizin görevi. Sağ olun var olun diyorum efendim.